Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu an Bitcoin ile ilgili bir değerlendirme yapacağız. Bilgisayarım arkadaşlar serviste şu an sıkıntılı. Görüntülü olarak şu an video çekemiyorum. Emekler bilgisayara kaldık. 20 yıllık bir bilgisayarım vardı. Onunla idare etmeye çalışacağız. Öngörümüz arkadaşlar şu an aylardır söylediğim nokta 37.000 ve Bitcoin'de 33.000 bandının görüldüğüydü. Ve şu an için beklentimiz zaten buraya, bu noktalara geleceği için aylar öncesinde söylemiştik arkadaşlar. Bizim için hiçbir sürpriz yoktu. 33.000 bandı önemli bir destek bölgesi olduğunu, altının tamamen uçurum olduğunu, çok sıkıntılı süreçlere girebileceğini ifade etmiştik. Aynen öngörümüz ölçüsünde 33.000 bandını güçlü destek noktasında tutundu ve yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Şu an Bitcoin'in karşılaştığı bölge direnç bölgesi arkadaşlar. Ki bu bölgeleri kırması gerekiyor. Arkadaşlar zamanında kendisine destek olarak tutunduğu bölgeler şu an direnç bölgesi olarak karşılaşıyor. Yani kırması gereken bir hedef noktası olarak karşısında duruyor. Şu an için Bitcoin cephesinde sıkıntı yok arkadaşlar. Şu an için gayet iyi görülüyor. Fakat bizim takip etmemiz gereken kritik birkaç tane direnç bölgesi var. Ara dirençleri söylemiyorum. Ana direnç bölgeleri ki oraları kırıp üzerinde kalıcı olması lazım. Takip etmemiz gereken önemli direnç bölgeleri neresi? Şu an zaten dirençti arkadaşlar ve direnci kırmak üzere zaten. Ara direnç bölgesi 38.900'ler. Önemli bir direnç bölgemiz 39.100'ler ve özellikle kırmamız gereken ve üzerinde kalıcı olmamız gereken önemli bir direnç bölgemiz de 40.500'ler arkadaşlar. 40.000'in üzerinde kalıcı olmamız lazım. Tutunabilmemiz lazım öncelikle. 40.000'den sonra da zaten sıralı hedeflerimiz 40.900'ler, yaklaşık 41.000'ler. Bir sonraki direnç bölgelerimiz 41.900'ler yaklaşık olarak. Kırılması gereken diğer bir direnç bölgemiz 42.900'ler, yaklaşık 43.000 rakamlar önemli direnç bölgesi olarak karşımıza çıkacak. Önümüzdeki günleri çok sıkı takip etmemiz lazım. Şu an için sıkıntı yok ama arkadaşlar ara ara küçük düzeltmeler yapabilir, orada sıkıntı yok. Arkadaşlar Bitcoin'de şöyle bir durum söz konusu. Şu an daha önce de belirttiğimiz gibi bakın şu siyah trend çizgisini, yani düşen kanal trend çizgisini, direnç bölgesini kırıp üzerinde kalıcı olamazsa tekrar aşağı gelirse bu sefer daha sert aşağı gelebilir arkadaşlar. Yani 33.000 band değil de daha aşağıdaki kanalları test edebilir. Bunlar nedir peki? Şu an için söz konusu değil ama olursa diye söylüyoruz arkadaşlar. İnşallah gerçekleşmez. Olursa sıkıntılı süreç başlar. 33.500'ler, 30.700'ler, 800'ler, 30.400'ler aşağıda hatta 27.000 bandı bile söz konusu olabilir arkadaşlar. Ama bunun tek şartı dediğim gibi düşen kanalı kıramaması, üzerinde kalıcı olamaması şartıyla gerçekleşeceği bir durum. Şu an için sıkıntı yok arkadaşlar. Şu an için hiçbir sıkıntı yok ama bu ayın sonuna kadar bir bakmak lazım. Ay kapanışı bizim için çok çok önemli. Takip etmemiz gereken önemli direnç bölgelerini kırması gerçekten bizim için çok önemli. Zaten Bitcoin'in ufacık yükselişinde altcoin'ler güzel ivmelenme hareketleri yaptılar. Fakat altcoin'lerin bir kısmı da şu an düzeltmeye gidiyor arkadaşlar. Bakın her ne kadar dip noktalara gelmiş olsalar dahi güzel tepki alımların ardından düzeltmeler gelmek zorunda ve geliyor. Şu an arkadaşlar şu an için bir sıkıntı görülmüyor. Gayet güzel fakat önemli direnç bölgelerini çok sıkı takip etmeniz lazım. Bir süre böyle görüntülü şekilde artık karşınızda olamayacağım ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. En azından bu şartlarda da video çekebilmek istedim. Şu an iyi ama az önce saydığım direnç bölgelerini takip edin. Burada ne yapabiliriz? Burada birkaç şey yapabiliriz. Birincisi, eğer nakitiniz varsa, alttan aldığınız altcoinleri varsa ve kârdaysanız %20, %30, %40 bazıları yükseldi arkadaşlar. Ve Bitcoin'e karşı herhangi bir sıkıntı olursa, Bitcoin ile ilgili herhangi bir sıkıntı olursa aşağıda mutlaka ve mutlaka iner ve kârdan zarar edebilirsiniz. Eğer elinizde nakitiniz yoksa bir kısmını nakite çevirebilirsiniz. Kârlı şekilde satabilirsiniz. Tabii ki bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir ama şu aşamada yapılabilir mi? Evet, şu aşamada yapılabilir. Çünkü hala performansı ne kadar iyi olsa dahi Bitcoin. Bakın arkadaşlar, burada önemli bir kanalımız var. Önemli bir direnç bölgemiz var. Burayı kırıp kırmaması bizim için çok çok önemli. Ne kadar kalmış? En son analiz yaptığımda yaklaşık %8'e yakın bir mesafe kalmıştı. Şu an %8'lik yer %7.7 olmuş. %7.7 sonra Bitcoin'in hareketini çok sıkı takip etmemiz lazım.
Şu an için söyleyeceğim. Bunlar arkadaşlar şu an gayet güzel ve direnç bölgelerini takılsa da kırmayı başarıyor. Şu an için söyleyeceğimiz bunlar. Farklı videolarda, farklı konularda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar.